Gelin size bu güzel liman şehrinden ayrılmadan önce biraz da Cenova'nın tarihini anlatayım. Cenova'nın tarihi antik çağlara, M.Ö. 5. yüzyıla dayanıyor. Etrüskler, Yunanlar, Fenikeliler yaşamış bu topraklarda. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiş şehir. O dönemlerde önemli bir liman şehriymiş. Ama Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca biraz modası geçmiş Cenova'nın. Orta Çağ'da yeniden yıldızı parlamış ve önemli bir şehir devleti haline gelmiş. Denizdeki güçleri nedeniyle Doğu limanlarında ayrıcalıklar elde etmişler. İstanbul'un 1261'de Latinlerden geri alınması sırasındaki yardımlarına karşılık Bizanslılar 1300 yılında Galata'yı Cenevizlilere vermiş. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında pek çok şehri de almış o dönemde Cenevizliler. Ancak ticaretlerini güvenceye alıp riske girmemek için Osmanlılarla da iyi geçinmeye özen göstermişler. Hatta bir anlaşma yapıp Cenevizli tüccarlara Osmanlı sınırlarında ticaret serbestliği hakkını almışlar. Her şey pek de güllük gülistanlık gitmemiş. İstanbul'un alınması sırasında Cenevizlilerle Osmanlıların arası açılmış. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethine hazırlanırken Galatalı Cenevizlilerden tarafsız kalmalarını istediyse de İstanbul'a tam 3 gemi dolusu yiyecek yardımı yapmışlar. İstanbul'un alınmasıyla 1453'te Cenevizlilerin en önemli sömürgesi Galata, Osmanlıların olmuş. Cenevizliler yaptıkları Galata Kulesi'nin anahtarını Fatih'e vermişler. Sonra da diğer sömürgelerini birer birer kaybetmişler Osmanlı'ya. Bugün ülkemizde Cenevizlilerin yaptığı çok sayıda kale var. Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi bunlardan sadece bir tanesi. Cenova'ya geldiğinizde bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Denizcilik müzelerinin adı ne biliyor musunuz? Galata. Denizciliğin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olan Cenova, tarihinden getirdiği bu mirası bugün de devam ettiriyor. Yemekle aranız nasıl bilmiyorum ama spagettiyi pek çok yemeğe tercih ederim. Hele pesto, yani fesleğen soslusunu. İtalyan mutfağının meşhur pesto sosunun bu şehirden doğduğunu biliyor muydunuz? Cenovalılar zeytinyağı, sarımsak, fesleğen ve lezzetli peynirlerinin müthiş uyumunu keşfedip bir araya getirmişler. Ve ünlü pesto alla Genovese sosunu dünyaya hediye etmişler. Bu ayrıntıyı da hatırlatıp iştahınızı kabarttıktan sonra başka bir limana geçme zamanı geldi artık. Sırada Akdeniz'in gözbebeği Kan var.